Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül Fizik Öğretmeni. Sonunda sorulara geçtik. Yani genel bir konu anlatımı yaptıktan sonra bu işi perçinleyeceğimiz sorulara başlıyoruz. Örneklerimiz diyelim zaten. İlk önce ipli sistemler diye girdim ben. Ona göre bir şeyler yapalım istedim. Hemen şöyle iki tane cismi iple birbirine bağlamışız. Sürtüme yok. F eşittir. 40 Newtonluk yatay kuvvet uygulanıyormuş. T eşittir soru işareti. Şimdi burada öncelikli olarak kuvvetleri göstermekte çok büyük fayda var bağlı olduğu yerlerden dışarıya doğru ip gerilmelerini gösteriyorum. Şimdi burada da böyle T oldu. Şimdi ilk önce tabi sistemi de inceleyebiliriz. Sürtünme olmadığı için ilk önce ivmemizi bulabiliriz. O da sistem için yaptığımızdan dolayı bunu şöyle yazıyorum. F net eşittir işte m toplam çarpı a sistem şeklinde yapabiliriz. Net kuvvetiniz komple baktığınız zaman T'ler birbirini götürecektir. Burada da 40 Newton kalacaktır sadece. 40'ı yazdık. Toplam kilomuz ne? 5. İğmemiz ne? A sistem bu durumda galiba 8 metre bölü saniye kare geldi. Şimdi ipteki gerilmeyi soruyor ya. İsterseniz 4 kilodan yazarsınız. isterseniz 1 kilodan yazarsınız. Ben ikisini de yapacağım. İlk örnektir sonuçta. 4 kilodan gidiyorum. Normalde de zaten onu tercih ederdim. Şimdi baktığınız zaman 4 kiloluk cisme sadece bir kuvvet etki ediyor. O da T. O zaman onun F neti yani F net eşittir. M çarpı A dediğimiz zaman onun F neti T olmuş oluyor. Kilosu da 4 kilo oluyor. ivmesi de kaç oluyor? 8. T'yi buradan 32 Newton diye buluyoruz. Bu bir. Şimdi diğerinden gitmeye kalkarsak ne olur? İşte 1 kilogramlık cisimden bahsediyorum tabii ki de. O zaman ona etki eden kuvvetlere bakacağız. Direkt olarak 40 ona etki etmiş durumda. F net eşittir m çarpı a dediğiniz zaman o zaman ben 40 eksi t demek zorundayım. Eşittir. 1 çarpı 8 ivmemizi öyle bulmuştuk çünkü. t'yi de bunu karşıya buraya atarsak bunu da buraya atarsak t eşittir. 40 bölü 8 gelecek. Buradan da 32 newtonluk bir net kuvveti yani şey, t'yi bulmuş oluyorum. İki taraftan da aynı şeyi söyleyebildiğimizi görüyorsunuz. Şimdi geçelim ikinci soruya. Burada da sürtünme yok ama bu sefer 3 tane cisim var. 2 tane kuvvet var. Böyle falanlı filanlı oluyor. Bizim için yöntem değişmiyor arkadaşlar. İlk önce ivmeyi bulmak zorundasınız. Onu unutmayın. Şöyle yapalım. Yine bir sistemden gittiğimizi söyleyelim. Sistem şöyle baktık. Yani bu T'ler birbirini götürüyor içeride. Neden böyle hep? Çünkü zıt yönlü ve yani aynı büyüklükte kuvvetler olarak geliyor. Burası da T üssü olsun mesela. Burada da bunlar TT olsun. Bizim aradığımız bu bu arada. Hepsini birden paket olarak bakınca bunlar birbirini götürüyor. Kime kalıyorsunuz? Bu tarafta 40 var, bu tarafta 10 var. Bizim ivmemiz bu tarafa doğru olacak. Sürtünme yok. O zaman f net eşittir. Tekrardan bakalım. Eşittir. M toplam çarpı A sistem diye girdim. 40 eksi 10 şöyle yaptım. 40 var, 10 var. Bu oldu. Toplam kütle 4, 8, 10 oldu. Çarpı A sistem. Buradan da A sistem şöyle bulalım. Evet. 30 oldu ona böldüm. 3 metre bölü saniye kare oldu. Bu, bu sistemin üçer üçer hızlanacağı anlamına geliyor. Biz tabi istediğimiz yerden bulacağız. Ben artık K'dan çözmeyi tercih ediyorum. Şurayı da K'yı çizeyim isterseniz. Sağa doğru gidiyoruz. <laughs> Özür dilerim. Dediğim gibi iyileşmiş değilim. Affedin artık böyle öksürük bitmiyor. Şimdi T bu, bu tarafa doğru gidiyor ya. T onun lokomotifi oluyor. Bak T sağ tarafa doğru gidiyor. Onu engellemeye çalışıyor böyle. O zaman büyük olan t olmuş oluyor. F net eşittir. M çarpı A dediğiniz zaman F net t eksi 10 eşittir. 4 kiloluk cisim olduğu için 4. İvmemiz de 3'tü. Böyle bir şey oldu. Bunu da karşıya attık. T eşittir. 22 Newton yanıt olarak gelir arkadaşlar. Tabi bu taraftan da bulabilirdik de bu sefer orada T üstünü öncelikli olarak bulmanız lazım. Bile bile de uzatmak istemedim açıkçası. Yatay düzlem sonunda sürtünmeli. K0.2 e, ipteki gerilme nedir? Hani bunun hareket ettiğini düşünüyoruz. Hareket halindeyken karşı karşıya kaldığımız sürtünme katsayısının kinetik sürtünme katsayısı olduğunu biliyoruz. Ama bunu söylemiyorlar bile bazen. Dert etmeyin. Hareket ediyorsa ivmeyi bulun, T'yi bulun diyorsa o kinetiktir zaten. Haberiniz olsun. Şimdi buralarda sürtünme kuvvetlerini gösterelim şimdi. Şöyle bir şey yapayım ben. Buna FS1 dedim. Buna FS2 dedim. Burada T var. Kuvvetleri göstermek her zaman iyidir. Şöyle bir şey. İpteki gerilmeyi sonra bulacağız. Yatay düzlemde durmakta olan cisimler olduğu için K çarpı N'den sonra da K MG'den gitmekte bir sorun yok. Ne olur o zaman? K'sı 2 bölü 10. Kilosu kaç? Bu cisimden bahsediyoruz. 4. G de 10. Şunlar gitti. Burası 8 Newton geldi. Bu bir yer. FS2'yi bulalım hemen. K çarpı N Yine aynısı. KMG genel yaklaşımı. E sürtünme katsayısı aynı demiştik. 2 bölü 10. Kilosu kaç? 2. G'si de o. Bunlar gitti. Buradan da 4 Newton geldi. Şimdi böyle şeyler oluyor işte. Ben artık ivmeyi bulayım. Sistem üzerinden gidiyorum. Şöyle bir şey. Sistem üzerinden gidiyorum. E F net eşittir. Şöyle. M çarpı A dedim. Yani M toplam çarpı A sistem tabii ki de. 40. Sürtünme kuvvetleri 8 eksi 4 var. Eşittir. Toplamda ne var? 4 burada 2 de burada 6 var çarpı A oldu. Şimdi kaç burası ya? 12 oldu 28 oldu galiba. Of 28 mi? Gerçekten mi? 10 olsaydı 30 olurdu. 2 daha vallahi 28 bölü 6. Aman diyeyim ya 28 bölü 6 metre bölü saniye. Bunu yani 14 bölü 3 yapsan ne olur ya? Kendimi tebrik ediyorum arkadaşlar. Şeyleri çok güzel ayarlamıştım sayıları. Ha, i̇pteki gerilmeyi soruyor. Bu dursun. Şimdi ben onu e, şuradan bulacağım. Burada daha az kuvvet var. Bak bundan yapmaya kalkarsanız burada hem kuvvet var hem T var hem sürtünme var. 3 tane kuvvet yazacaksınız. Ama arkadaki dörtlük yani, e, cisimden yazdığınız zaman sadece T ile FS1 var. O zaman biz oradan gittiğimizi bir belli edelim. 4 kilogramlık cismi alıyorum. O zaman ne oldu? F net eşittir. Sağa doğru gidiyorlar ya. M çarpı A dedim. F net T oldu eksi sürtünme kuvveti 1 olacak. Şöyle eşittir. M çarpı A. T'yi bilmiyoruz. Eksi sürtünme kuvveti 1. Şu 8. Eşittir. M kaç? 4. İvmemiz kaç? 14 bölü 3. Yani 14 bölü 3. Yani gerçekten kendimi tebrik ettim burada. Beğendim yani. Böyle işlemlere bak. Yani işlem çarpmam bunu arkadaşlar. T eşittir. 8 artı 4 çarpı 14 bölü 3. İnsan bunu bir ayarlar yani. Burada üzdüm ben yani. Üzdüm kendi kendimi de üzdüm. Neyse yöntem belli, sürtünme kuvvetlerini bulduk, net kuvvetimizi yazdık, aklınıza sığındık. İnsan tam sayı ayarlar ya. Ha burada bak şimdi ipli sistemler dedikten sonra e, böyle birden tek bir cisim yapmamın sebebi ne? Şu statik sürtünme katsayısı ile kinetik sürtünme katsayısı ve buna göre uygulanan kuvvetlerde bu cisim ne yapar sorusunu atlamak istemedim. Sürtünmeli sorular arasında vermek istedim. İlk soru çözümü örneklerde vermek istedim. Onun için bunu araya sıkıştırdım. Şimdi burada bu, bu sistem duruyor tamam mı? Bunu ilk önce harekete geçireceğiz. O zaman ben ilk önce statik sürtünme katsayısına göre düşünmek zorundayım. Yani aşmak zorunda olduğumuz sürtünme kuvvetini şöyle bir bulalım. K çarpı ne diye. E, o nedir? İşte verdik. 8 bölü 10'dur. Durgun haldeyim ya şimdi. Burası da ne? Mg olacak ya. 100 gelecek. Şöyle şunla şu gitti. Yani 80 Newton, 80 Newton sürtünme kuvvetinin maksimum değeri. Şimdi sen 60 uyguladığında veya 80 uyguladığında ne olur? Hareket ettiremezsin. Çünkü bak yani olay 80 Newton'a kadar dayanıyor. Hemen şuraya yapayım ben. Şurada sen şimdi bunu 60 Newton'la çekmeye kalktığın zaman buradaki sürtünme kuvveti diyecek ki ben 80 Newton'a kadar oluşturuyorum zaten seni tutarım diyecek. Ama etki eğer etki 60 Newton'sa tepki olarak sürtünme kuvvetinin ne olması gerekecek? Tabii ki de sürtünme kuvveti sana yanıt verecek sürtünme kuvveti şunun için Fc bunun için 60 Newton olacak. Bakın tekrar söylüyorum bu maksimum değer. Siz eğer daha azını uygularsanız sürtünme kuvveti maksimum değerle karşınıza çıkmaz. Etkiye karşı tepki verir. Siz 60 uyguluyorsanız 60 tepki verir. 80 uyguluyorsanız gücü 80'e yetiyordu. O zaman sürtünme kuvveti 80 Newton verir ve hareket etmezsiniz. Bunlarda hareket yok şu ikisinde. Hareket yok. Bunu söyleyelim. 100 newton olursa olur bak. Şimdi artık hani sürtünme kuvvetinin statik sürtünme kuvvetinin aşıldığını görüyoruz. Yalnız burada minik bir tuzak var. Madem harekete geçtik, artık hareket halinde olduğumuz için sürtünmeyi buradan bulacağız. Harekete geçti çünkü bu eleman artık belli bir hızı var. O zaman bunu kullanacağım. Şimdi sürtünme kuvveti o zaman k çarpı ne oldu. Sürtünme katsayısı 6 bölü 10 oldu çarpı 100 tabii ki burası şöyle bir güzel 60 oldu. O zaman ben buradan F net eşittir. M çarpı A dersem şöyle. Net kuvvetim ne oldu? 100 Yüzde çekiyorlardı. Sürtünme 60 oldu. Kilomuz kaç? 10. İğmemiz de gelecek buradan. 40 eşittir. 10 çarpı A. A da buradan 4 metre bölü saniye kare ivme olacak. Bununla hızlanacak diyebiliriz yani. Evet. Güzel. Bunu araya sıkıştırmak istedim açıkçası. Ha, daha da çirkinleştim. Daha da çirkinleştim. Ya sayılar kötü çıkarsa ilk başta çok dert etmeyin lütfen. Yani önemli olan burada çarpma bölme ile bu kavramın biraz geliştirilmesi. Sonra zaten yavaş yavaş hani dediğim gibi artar azalır. Kim kimden büyük. Yani 1 iki üçlü sorulara doğru gideceğiz tabii ki. Ama ilk önce her ana başlığın hani mesela ipli sorular, yan yana cisimler, üst üste cisimler. Onların bir çarpmalı bölmeli olanlarını yapayım istiyorum. Cisimler hareket halinde. Güzel. Kinetik katsayı verilmiş. ipteki gerilme. Şimdi burada sürtünme kuvvetleri var. Şöyle bir yapalım. FC1 güzel. Burada sıkıntı yok ama burada var. Şöyle bir şey. Burada da mesela T var. Burada da T var. Nereden bulacağıma karar vereceğim birazdan. Şimdi bunun bileşenlerini ayıralım böyle. Bir de böyle yukarıya doğru. Şimdi bu 20. 5'in katı olan 5'in 4 katı bu. O zaman burası 4'ün 4 katı 16 Newton oluyor. Burası da 3'ün 4 katı 12 Newton oluyor. Bakın şimdi burada aşağıya doğru 20 var. O zaman yukarıya doğru N tepki kuvvetini bulmam lazım. Şu ikisinin toplamı 20'yi karşılayacak. O zaman burası 8 olacak. Yani bu sürtünme kuvvetini bulurken bana lazım olacak. Hemen burada yapıştırayım ben bunu. K çarpı N var. Şimdi e, 0.5 katsayısı 1 bölü 2 yazdım. N kaç? 8 demiştik. Bak 12 var. Hafifletiyor. 20'den 12'yi hafifletirsen 8 kaldı burada. Onu koyacağım. Buradan da sürtünme kuvvetini 4 Newton buldum. Yetmez. Diğerini bulmam lazım. Bunu da şöyle yapalım. Bunda bir numara yok. K çarpı ne? Yani normal sürtünme kuvveti. Kmg ile bulacağım. Kmg ile bulacaksam burası 1 bölü 2 zaten. Mg'si de 10 oldu. Burası da galiba 5 Newton. Şöyle bir şey oldu. Şimdi artık sistemi yazabiliriz. Sistemin ivmesini bulalım. Sonra da artık nereden istersem ipteki gerilmeyi bulurum. Şimdi sistemi götürmeye çalışan kuvvet 16. Onu bir unutmayalım. F net eşittir -E ma. Engellemeye çalışanlar ne? 16 var. Eksi şu sürtünme kuvveti var. Eksi şu 5 var. Böyle bir şey. Eşittir. Toplamda da kaç kilomuz var? 3 var. Çarpı A oldu. 9 var. Al işte. Yani e, burası 9 oldu ya. 7 bölü 3 ivme olur mu Umut'cum ya? Aferin sana ya. Gerçekten. Neyse böyle şeyler de görmeye alışalım deyip <laughs> ben sıyırmaya çalışayım ben. Ya. ya her zaman tam sayı olmuyor zaten de. Yani biraz çarpması bölmesi olsun istedim bilerek böyle yaptım sayıları deyip, deyip sıyırlayayım. Şimdi ben buradan gideceğim. 1 kilogramlık cisimden gideceğim. İptek gerilmeye. Çünkü bakın buradaki kalabalığa bakın. Buradan niye bulayım ya? Şuraya bak. Tertemiz iki tane kuvvet var. Hemen o zaman şuradan çiziyorum. Yapıyoruz bunu. Şimdi bu tarafa doğru T var. Şuradan geldiğimde sürtünme kuvveti 1 var. F net eşittir. MA yapacağız. Sadece o cisim için yazacağım bunu. Evet T var. Eksi sürtünme kuvveti 1 kaçtı? 5 var. Evet. Normalde arkadaşlar böyle yapmam yani. Böyle 7 bölü 3 yani ayıp. Yani şimdi ama bazen ÖSYM böyle çarpmalı bölmeli soru soruyor gerçekten. Var arkadaşlar. Var yani. Böyle bir iki tane güzel denk geldi. Böyle iyi olmuş. Yani Hatta daha, daha güzel sayılar olabilir de yapacak bir şey yok. Bu bir kilo. Yememizde 7 bölü 3. At bunu karşıya. T eşittir. 5 artı 7 bölü 3 oldu. Ne olacak? 15. 7 daha 22. 22 bölü 3 Newton. Yani böyle bir gerilmemiz varmış dostlar başına. Aman ne güzel. Aman ne güzel. Evet devam. Burada o yani hem normal sürtünme kuvveti bulmak hem de bileşenleri ayırma tabii daha kötü oldu. Şimdi burada bulalım bir de. Evet burada bulalım. Sürtünme yokmuş. Burada böyle tabii mg var. Bu bizi böyle aşağıya götürmeye çalışırken yapacak bir şey yok. Yatay ve sürtünmesiz bir yer olduğu için buradaki kütlenin hiçbir önemi yok. Adam bizi alır götürür. Ben de o zaman bak şimdi sistem sisteme baktığınız zaman f net eşittir m yazıyorum. m çarpı a diyorum. Net kuvvetim mg. Başka kimse yok. Toplam kütle ne? 2m ondan m bundan. Hani bu formülün normal m'si. 3m oldu bu. Çarpı a. Bunlar gitti. a eşittir nedir? g bölü 3 oldu. 1. İpteki gerilmeyi soruyordun. İster buradan buluruz. İstersek buradan buluruz. Seçin. Fark etmez. Ben her zaman az kuvvetin olduğu yeri seçerim. 2M'den yazdığımı belli edeyim f net eşittir ma yazıyorum. Şöyle f net eşittir ma yazıyorum. F netimiz kaç? Ne yani? T. Tek çeken kuvvet var. Kilomuz ne? 2 m. 20'yi de bulduk. G bölü 3 işte çıktı. T eşittir 2 bölü 3 mg şeklinde geldi. Bu klasik çözümdür. Pratik olarak ne var? İşte burada bir şeyler söylemiş olalım artık. Şimdi arkadaşlar F net eşittir ma dediğimiz noktada şöyle yaptık ya. Eğer herkes aynı ivme ile hareket ediyorsa kütleye göre net kuvvet verirsiniz. Peki bizim net kuvvetimiz ne? Bu sisteme etki eden net kuvvet ne? Sadece şuradaki lokomotif var. MG. Yazdık. Bunu şimdi paylaştıracağız. Kime kime? 2M ile M'ye. Şimdi burada 2M var. Burada da M var. O zaman bunu 3'e bölmeliyim. 2 pay 1 pay. 3'e böldüm. 1 pay buna ya. MG bölü 3. İlk kez yaptığımız için yazarak yapıyorum şu anda. 2MG bölü 3. Burada da böyle. Şimdi 2M'nin üzerine etki eden tek bir kuvvet var. E, tek bir kuvvet aynı zamanda da net kuvvet payı 2MG bölü 3 ya tek bir kuvvet varsa o da zaten T'dir. Bunu kafadan da yapıyorsunuz birkaç soru sonra. Buna alışın derim. Yani bu klasiktir sonuçta. Devam edelim. Devam edelim. Evet 7. soruya geldik. Efendim sürtünmeli yatay düzlem var. K1 bölü 2'ymiş. Hareket halinde. İşte bunu dert etme dediğim gibi kinetik sürtünme kat sayısı bu. Hareket halindeyken demişiz. Şimdi burada 2 mg'lik bir kuvvet var. Bu bir. Burada da sürtünme kuvveti var. Tamam. Hemen buradan sürtünme kuvvetini bulalım biz. Fs eşittir. K çarpı ne? K1 bölü 2. Mg'si de 2 mg. Şöyle yazdık. Şunlar gitti. Bu mg oldu. Sürtünmeyi buldum ben. Şimdi sistem adına yazıyorum. İpteki gerilmeyi bulacağım. Bilerek hep ipteki gerilmeyi soruyorum arkadaşlar. Çünkü en zor bulunacak olan o. Yani en çok şeyi onun için yapıyoruz. Şimdi burada f net eşittir ma yapacağız. F netimi yazıyorum. Şuradaki 2 mg götürmeye çalışıyor. Eksi sürtünme kuvveti engellemeye çalışıyor. Eşittir ma kaç? 4 m. Toplamda 4 m. Çarpı a var. Sürtünme kuvvetini bulduk. Yani şunun değeri kaç? Burada bulduk. Mg. 2 mg var. mg çıktı. mg kaldı. Eşittir 4m çarpı a var. Bunlar gitti. a eşittir g bölü 4 oldu. İğmemiz bu arkadaşlar. İğme bu. Ben bunu kullanacağım şimdi. Şimdi hemen buradan t'ye geçiyorum. Nereden isterseniz. Geçen sefer yukarıdaki cisimden bulmuştum. Şimdi de bundan bulayım. Yani burası t. Şundan bulduğumu belli edeyim ben. Şöyle geleyim o zaman aşağı doğru hızlanıyoruz ya. Sonuçta o zaman yine f net eşittir ma yazalım. Ne olur ne olmaz. F netimle 2mg aşağı çekiştiriyor. T de engelliyor. E, kütlemde 2m. Bu gelişi güzel. Hani formülü yazmak adına ma yazıyoruz ya. A'mızda kaç? G bölü 4. Şöyle bir şey oldu. Şununla şunu sadeleştiririz. Bu gelir. Bunu böyle bunu böyle atınca T eşittir. 2mg eksi mg bölü 2 oldu. 2'den yarım çıkarırsan Tabii ki de ne kalacak? 1,5 kalacak. O da 3 bölü 2 mg olur. Böyle bir şey oldu. Şimdi bakın. Ee, şöyle bir şey yaparsak 2'den evet yarım çıktı 1.5 kalır. Doğru söylüyoruz. Burada bir hatamız yoktur umarım. Şöyle bir şey yaptık. MG var. Net kuvvetler falan. Bakalım. Şimdi pratik yolla yapacağım. Bak şimdi. Pratik yolla. Pratikte neydi? İlk önce tabii sürtünmeyi bulmak zorundasın. MG. Net kuvvetin ne senin? F netin ne? 2 MG götürmeye çalışıyor. Sürtünme kuvveti MG engellemeye çalışıyor. Net kuvvetin MG. Kimler var karşımda? 2 M, 2 M var. O zaman bunlar bunu yarı yarıya kullanacaklar. Net kuvveti. O zaman buna da MG bölü 2 düşecek. Diğerine de MG bölü 2 düşecek. Şöyle. Şundan gidiyorum. MG bölü 2 benim net kuvvet payım. 2 MG'den neyi çıkarırsam. Bak 2 MG'den neyi çıkarırsam. T'yi mg bölü 2 kalır. bir buçuğu çıkarırsan şak diye geldim. Buna dediğim gibi bir süre sonra kafadan yapmaya başlıyorsunuz. Alışmaya başlıyorsunuz. Evet bu testteki son soruya geldik. Şimdi sürtmenin olmadığı bir yer var. Sistem sabit hızla gidiyor. Eğer bu böyleyse biz buna f net eşittir 0 diyoruz biliyorsunuz. Şimdi burada mg varsa bu sistemi sabit hızla bu tarafa doğru götürecek olan kuvvette mg olmak zorunda. Yatay düzlemdeki bu cismin herhangi bir etkisi yok. Ben buradan F'yi hemen buldum. Net kuvvet sıfır oluyor. Çeken kuvvetle engellemeye çalışan kuvvet birbirini götürüyor. Net kuvvet sıfır oluyor. ve Dolayısıyla sabit hızla gitmiş oluyoruz. Evet. Şimdi böyle yaparsan ne olur? Şimdi burada MG var. Kuvvet de MG. O net kuvvetin ne oldu? 2 MG'lik net kuvvetim oldu. Şimdi A sistemi soruyorlar. F net eşittir. İşte M çarpı M toplam çarpı A sistem diyeyim. Hadi bunu soruyorlar ya. Net kuvvet 2mg oldu eşittir toplam kütlene 2m çarpı a sistem şöyle bir şey olacak. Şunlar gitti ikiler de gitti a sistem evet g oluyormuş. Yani bu soruda böyle güzel oldu yani sıkıntılı olmadı. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar görüşmek üzere diğer videoda yan yana cisimler olur herhalde. Sağ olun var olun diyoruz.